teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, pazartesi günü ortaya çıkan 6 yaşındaki çocuğumuza yönelik skandal, sapkınlık, söyleyecek kelime bulamıyorum, Türkiye'yi sarstı. Hükümetin duyarsızlığı elbette kamu vicdanında çok olumsuz bir karşılık buldu. Ben de şöyle bir tweet attım. Böyle bir olayın ortaya çıkması, gerçekleşmesi sapkınlıktır. Ama hükümetin buna 3 gün sonra ses vermesi felakettir dedim. Aynı görüşteyim. Bakanlıklarımızın, hükümetin ciddi sorunlar noktasında daha duyarlı olmasını beklemekte muhalefetin, parlamentonun en doğal hakkı. Çarşamba günü ayın 7'sinde nöbetçiydim. Burada bütçe görüşmeleri yaptık. Ticaret Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Çevre Bakanımıza teşekkür ettim şunun için. Bugün biraz önce gördüğünüz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na parmak sallama hadsizliğinde bulunmadıkları için tekrar onlara teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, siz buraya bütçe istemeye geldiniz, para istemeye geldiniz. Bu mecliste hiçbir siyasi parti grubuna, hiçbir milletvekiline hadsizlik yapmak, parmak sallamak sizin işiniz değil. Buranın huzurunu daha fazla kaçırmayın. Belge ise belge, bilgi ise bilgi. Bak, bu konuşma dosyam, bu da senin yapacağın konuşmadan sonra açacağım dosya. Elinden geleni ardına koyarsan şerefsiz. Sayın Altay. Sayın Altay. Ana muhalefet partisine plan bütçe komisyonunda aynı kelimeyi kullandı. Aynı dün akşam tweet atıyor. Tehdit tweetleri atıyor. Hiç sizi dinleyecek halim yok. Devlet ile bak, biraz sonra siz de konuşacaksınız. Bir AK Parti vekilini burada konuşturmamalısınız. Böyle yaparlarsa. O kelimeyi genel başkanımız için 2 defa kullandı. 2 defa. Bir kere değil. Plan bütçede kullandınız. Sonra bir daha kullandınız. Misliyle size iade ediyor. Misliyle iade ediyor. Değerli arkadaşlar, mesele şudur. Sayın Altay. Devlet ile hükümeti karıştırmayacaksınız. Siz... Buyursun. Sayın Altay. Süreniz durdurun, önemli ama. Oradan. Bakın. Oradan aynı kelimeyi kullandı, müdahale etti mi? Ne zaman kullandı? Kullandı, bugün kullandı. Şimdi kullandı. Bugün. Nerede kullandı? Bugün kullandı. Ne zaman bugün kullandı? Bugün kullandı. Bugün kullandı, aç tutanaklara bak. Tutanakların hepsine bakarım. Evet. Yok, bugün kimse bu kelimeyi kullanmadı. Yalan söylüyorsun demek istemiyorum. Kullandı diyorum ya. Buraya söyledi. Buraya söyledi. Öyle. O sallıyor. Önce ona söyle. Sayın Altay. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlar. Devlet başka, hükümet başka. Sayın Altay. Sayın Başkan, süren mi? İş düzlük hükümlerine uygun, kaba ve yaralayıcı söz söylemeden konuşmanızı yapmanız yok. Sen yaralıcısın. Burada kimse bir şey söylemedi. Burada söylenmedi. Bugün kimse bu lafı, sizin dışınızda kimse bu lafı etmedi bugün. Birleşme 15 dakikada veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hiç şüphesiz hakareti kimse sevmez ama hakaret eden ettiğini, söylediğini duyar değerli arkadaşlar. Durum bundan ibarettir. Devlet ile hükümet Türkiye'de karıştırılıyor. Devlet hepimiz. Devlet Sayın Bakan değil, Sayın Erdoğan değil. Devlet 85 milyonun devleti, 1000 yıllık bir devlet. Hükümetler geçici süreyle devleti sevk ve idare etmek için milletin oyuyla göreve getirilmiş ve meclisin güya denetimine açık organlardır. Ama Türkiye'de bu hükümetin kendini devlet zanneden bir anlayışı ve yaklaşımı var maalesef. Gerilimin kaynağı da tam da bu anlayıştır. Devlet kusur işlemez değerli milletvekilleri. Kusur vardır. Devletten vatandaşa yönelik kusurlar vardır. Temel haklar ve özgürlükler noktasında vardır. Ama bu devlete mal edilemez. Herkesin de bunu böyle bilmesi lazım. Ve kuvvetler ayrılığı çalışmazsa hükümet
Hükümetler bir kusur makinesine dönüşebilir. Söylediğimiz budur. Yargı bağımsız ve tarafsız değilse, yasamanın üstünde bir vesayet varsa ve hükümeti denetleyemiyorsa, yürütme freni boşalmış kamyona benzer. Önüne geleni ezer, siler, süpürür. Yaşadığımız durum tam da budur. Kuvvetler ayrılığının özellikle 2018'den sonra yok edilmesi devleti üç ziynetinden mahrum etti. Adalet, ahlak, liyakat. Yaşadığımız sorun budur. Kadim devletimizin maalesef adalet, ahlak ve liyakattan mahrum kalması şu an Türkiye'nin en temel sorunudur. Yüzlerce örnek mümkün. Mesela birim fiyatı 7 lira olan kablo borusu için yandaşa 2000 lira verirseniz bu ahlaksızlıktır. Darphanenin ihaleyle 185 milyon liraya yaptırdığı işi yandaşa 400 milyona verip ama işi alanda işi gene eski 185 milyon lira yapana verip 215 milyonu cebine koyuyor ve Yüce Meclis'te bunu seyrediyorsa bu devletin içine düştüğü gayri ahlaki bir durumdur. Adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavında Türkiye ikincisi olan bir çocuğumuzu mülakatta eliyorsanız bunun adı adaletsizliktir. Sezgin Baran Korkmaz'ı ve Zindaşti'yi devlet operasyonu ile yurt dışına kaçırıp 3 bilirkişi raporuna rağmen Yalova Belediye Başkanı'nı göreve iade etmiyorsanız bunun adı da adaletsizliktir. Bunu yaparken Uludere'de ve Hilal Belediye Başkanları zimmet ve rüşvetle ilgili ihaleye fesat karıştırmakla ilgili ceza almış, cezayı veren Mahkeme İçişleri Bakanlığı'na yazı yazmış, bunların görevden uzaklaştırılması lazım demiş ve siz buna rağmen almamış, üstelik makamınızda onları ağırlayıp çay içirmişseniz bunun adı da adaletsizliktir. Liyakatı atlamayalım. 2 ay oldu olmadı Sayın Bakan da oradaydı. 42 canımızın orada yok yere feda edilmesi, şehit olmaları devletin içine düştüğü liyakatsızlık girdabının en somut, en acı olayıdır. Kamu personeli seçme sınavında matematikte Türkiye ikincisini mülakatta elemek ama AK Parti İl İlçe Yönetim Kurulu üyelerini hakim savcı sınavlarında, mülakatlarında çok seri bir şekilde göreve başlatmanın adı da ahlaksızlıktır. Hükümetin bakanlarının bunu yaparken, bu olaylar olurken, yani devlet adaletten, ahlaktan ve liyakattan yoksunken, kutsal değerleri, yüce devletimizi, şanlı bayrağımızı, kendi kusur ve günahlarını örtmek için kalkan yapmaları da içine düştükleri aczin en somut ifadesidir. Gelelim esasa. Biz konuşacağız. Biz seyredemeyiz. Biz buraya yürütmeyi denetlemeye geldik. Biz buraya Türkiye'de yetim hakkını muhafazaya geldik. Biz buraya devletin şan ve şerefini yüceltmeye geldik. Hükümet Türkiye'ye sorgusuz, sualsiz vergi incelemesinden muaf, konusu suç olabilecek, kaynağı belirsiz, yani kara para getirecek, cari açığı minimize ediyor dedik, getiriyor minimize ediyor dedik. Söylediğimiz bu. Peki ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Söyleyeyim ben. Bu sözü hükümet üstüne almadı. Ama Türkiye'ye varlık barışı ile gelmiş bir 82 milyar dolar var. Son 10 yılda. Ve bu gelsin. Peki bu parayı soruşturmanın, incelemenin, vergi incelemesi yapmanın ne mahsuru var? Bu para hakkında vergi incelemesi yapılamaz diye kanuna siz el kaldırdınız. Bu grup kaldırmadı.
Ve biz hükümete diyoruz ki cari açığı konusu suç olan parayla kapatıyorsun diyoruz. Beyler diyor ki muhalefet kahraman polisimizi ve jandarmamızı kara para ve uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatmakla suçladı. Eyvah. 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 Bu tükenmişliğin, bu aczin çürümenin ve pişkinliğin pik yaptığı noktadır. Maalesef durumu. Ya polis cari açık kapatmaz. Polis suçla suçluyla mücadele eder. Yapıyor işini zaten. Siz elini kolunu bağlamasanız daha iyi yapacak. Bu arada devletin mahrum olduğu liyakata bir örnek daha vereyim. Emirle, talimatla, muhalefetle iktidar arasındaki tartışmaya taraf olup ana muhalefet partisi genel başkanına Twitter'dan laf yetiştiren suç duyurularında bulunan yüksek güvenlik bürokratlarının durumunu da liyakatsizliğin ve edep dışılığın, çürümüşlüğün somut örneği olarak açıklamak mümkündür. Üstelik Sayın Genel Başkanımız diyor ki namuslu polislerden bahsediyor. Genel Müdür, Genel Müdür niye üstüne alınıyor bilmem. Sahte evlilik yaptın, sahte. Allah belanı versin. Allah belanı versin seni. Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri oturun yerinize lütfen. Sayın Bakan. Açarsın evraklar sende. Sana yalvaran da şerefsizdir. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Terbiyesizlik yapma. Sen alçak. Sayın milletvekilleri herkes yerine otursun. Sayın Bakan. Sayın Bakan rica ediyorum sizde biraz sakin. Sayın Bakan size de söz vereceğim. Arkadaşlar lütfen oturun. Herkes yerine otursun. Sayın milletvekilleri. Anlatayım. Herkes yerine otursun. Anlatayım. Lütfen. Açıkla dedi. Arkadaşlar lütfen siz de yerinize oturun. Şuraya başkan. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize oturun. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın Altay buyurun devam edin siz. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Rica ediyorum. Selman, Sayın Özbeyoğlu lütfen herkes yerine. Yani tutanaklara geçti. Sayın Bakan o kadar büyük bir acı içinde ki benim arkadaşlar eşimden bunu söylerken eşimden özür diliyorum. Sayın Bakan benim sahte evlilik yaptığımı söyledi. Pes ya. Yani. Sen sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistemine girersin. Benim eşimin benim hem kanun önünde hem Allah huzurunda helalim olduğunu bilirsin ve bunu söylemekle de çukurun çukuruna düştüğünü de bilmeni istiyorum. Ayıp ya. Hikaye şudur. Normal resmi nikah memurlarıyla bir nikah yapıldı. 3-4 gün sonra bir arkadaşlarla yemek yedik. O zaman eşim beyefendinin görevden aldığı Ataşehir Belediye Başkanı da orada. Bir fotoğraf seremonisi yaptık. Beyefendi bu nikahı sahte saydı. Olay bu. Öyle öyle. Tam olarak öyle. Geç o işleri. Şimdi sana Sayın milletvekilleri grup başkan vekili kürsüde sana ben konuşamam biraz sorar mısınız? Sana niye suç işleri bakanı diyoruz? Hiçbirimiz hiçbir Cumhuriyet Halk Partili suç işleri bakanlığı demedi demeyiz. Demin söyledim devlet başka hükümet başka. Niye sana suç işleri bakanı diyoruz? Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi olabilir. Neyi düzenliyor? Türk Ceza Kanunu pardon 106. maddesi.
Türk ceza tehdit. Evet, hukukçular bilir. Siyasetçileri tehdit ettin, sanatçıları ettin, meslek odalarını ettin, gazetecileri ettin. Bu açık bir suç. Çok açık bir suç. Başka bir örnek vereyim. Türk Ceza Kanunu madde 107 şantaj. Bak bak, bu şantaj bana değil, CHP'ye değil. Türk Ceza Kanunu 107 suçunu niye, kime karşı işledi biliyor musunuz? Bizim CHP'li milletvekilleri. Söyleyeyim. Ayda 10 bin dolar her ay düzenli mafyadan para alan bir siyasetçi var. Demeyin, demeyin. Aslında bu şantaj direkt size değil, size değil. Direkt Recep Tayyip Erdoğan'ıdır. Direkt onu. Direkt onu. Ve suç bitmiyor. Türk Ceza Kanunu 267 iftira. İftira. Beyefendi de o sicilde var. İçişleri Bakanısınız. Güvenlik soruşturmalarını, arşiv araştırmalarını siz yapıyorsunuz. Sabıka kaydında Adalet Bakanlığı veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 tane terörist var dedi. Nerede? Bir tane cezaevinde terörist yok. Bir tane ceza almış terörist ben bilmiyorum. Bunun adı iftira değil de nedir arkadaşlar? İftiradır. Bir suç daha söyleyeyim. 13 tane suç var TCK'da bağlantılı böyle. Görevi kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 257. Basit, en basitini vereceğim. Çok var da. Polis bandosunu AK Parti seçim şarkısı çaldırmak, görevi kötüye kullanmanın en tipik örneğidir. Keşke, bir tane daha vereyim, Ekrem İmamoğlu'nun nerede kimle yemek yediğini takip edip MOBESE kayıtlarından servis etmek de bu suça girer. Ekrem'in nerede yemek yediğini takip et ediyorsan da, ya Türkiye mafya liderlerinin cennetine döndü geçen sene bütçeyi görüştüğümüz günden bugüne kadar. Dünyanın bütün mafya liderleri İstanbul'da birbirlerine kurşun sıkıyor. Bunları takip etsen daha hayırlı bir iş yapmış olmaz mısın? Tamamlayın sözlerinizi. Başkanım 3 dakikam gitti. Türk Ceza Kanunu'nun 279'u var mesela. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi. Var işte. Mafyaya 10 bin dolar Tayyip Bey'e bir şantaj. Ama bu suçu bir kamu görevlisi de sayılan Sayın Bakan'ın savcıya bildirmemesi de ayrıca Türk Ceza Kanunu'na bir suç değil mi? Juvan Vukotic'den başlıyor resmi belgeler. Burada bu sayfada 15 tane yabancı uyruklu mafya lideri var. Bu sayfada 20 tane var. Evet, 15-20. İsimlerine zaman almak istemiyorum. Bu sayfada 8 tane. Bunların hepsi Türkiye'ye girmiş. E tabi paraları girince sonra malları giriyor. Sonra kendileri geliyor. Ve bunların yakaladığın var, yakalamadığın var. Sınırları Kevgir'e döndürmeseydin hiçbiri Türkiye'ye giremezdi. Bu da bir görev kusur. Bataklık operasyonu çok övündüler. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu diye. Burada Alifa 450 yıl ceza, 1470 yıl ceza meza. Ya bu kadar büyük bir operasyonda bir kişi cezaevinde olmaz mı be kardeşim? Nerede bunu? Torbacıları yakaladın. Yakala. Yakala. Torbacıları herkes yakalar. Torbacıları sana gerek yok. Gencecik, genç kardeşlerimiz var. Yeni bekçi oldular. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onlar da yakala. Senin görevin baronları yakalamak. Bunları yakalayacaksın. İçişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapıyor. Basın açıklaması. Şunlara bak. Şunlara bak. Suç duyurusunda bulunuyor. Sonuç. Sonuç nereye varacağım? Sonuç bir sürü suç unsuru. Bir sürü suç unsuru saydım. Ama ben. Sayın Altay, süreniz tamamlandı. Sayın Altay, bir kez daha bir dakika olarak açacağım. Sözlerinizi tamamlayın. Ederim. Bir dakika. Bir de şunu merak ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz. Gidebilirsiniz. Güvenlikle ilgili uluslararası ilişkiler, işbirlikleri olabilir. Ama merak ediyoruz. Niye gittiniz? Ne zaman, hangi uçakla gittiniz? Giderken uçağınızda kaç kişi vardı? Gelirken kaç kişiyle döndünüz? Bunu da merak ediyoruz. Ve millet adına sormak da bizim en temel görevimizdir diyorum.
Gelinen noktada siyaset münakaşa müzakereşidir. Elbette tartışırız. Ama siz siyaseti bu kadar germekten sizin muradınız, geçmişte Tayyip Bey'e onca ettiğiniz hakareti örtbas etmektir. Onu da son turda size cevaben söyleyeceğim. Teşekkür ederim.